Dizlerimizdeki kireçlenme ve sıvı kaybının bir türlü önüne geçemeyişimizin asıl nedeni bence kireçlenmenin tam olarak ne olduğunu bilmiyor oluşumuz. Çevremizden sürekli farklı farklı yöntemler duyuyoruz, tavsiyeler duyuyoruz. Ama bu bir süreçtir dizin iyileşmesi. Fakat bizde hemen bir iyileşme beklediğimiz için çoğunlukla bu yöntemlerin de işe yaramaz olduğunu düşünüp vazgeçiyoruz ve olayı akışına bırakıyoruz. Aranızda egzersiz programlarını da deneyenler var ama etkinliğine bir türlü ikna olamadığı için bu da çok uzun sürmüyor. Diz ekleminde oluşan kireçlenme ve sıvı kaybı birlikte gelişen bir süreçtir. Bu sıvı nedir bir onu anlayalım isterseniz. Yandaki resimde diz eklemini görüyorsunuz. İki kemik arasında bir boşluk var ve bu boşluğu işte o sıvı diye bahsettiğimiz eklem sıvısı dolduruyor. Eklem sıvıları kaygan özelliktedir. Diz eklemindeki dokuların ürettiği malzemelerle bu kayganlığı sağlarlar. Bu dokularda da bir hasarlanma, yıpranma söz konusu olduğuna göre birazcık bu sıvı da kayganlaşma özelliğini kaybedip çamurlaşmaya başlıyor. Dolayısıyla eklemi oluşturan kemikler arasında hareket sırasında bir sürtünme meydana geliyor. Kireçlenme dediğimiz olaysa diz kıkırdağının aşınması sonucu ki bu çok ilerlediğinde artık ortada bir kıkırdak kalmaz ve kemiğin kendisi ortaya çıkmaya başlar, görünmeye başlar. Resimde görüyorsunuz. İşte bu aşınma olayına da kireçlenme diyoruz. Muhtemeldir ki kireçlenme tabiri de içeriden gelen o sesler yüzünden sanki böyle taş öğütülüyormuş, kum öğütülüyormuş gibi bir ses gelir diz ekleminden. Bu sesler sebebiyle verilmiştir. Aslında mesele eklemi oluşturan yumuşak dokuların ve kemik yüzeyi örten kıkırdak dokuların aşınmasıdır. İyi de neden bu dokular aşınmaya başlıyor ve yeterli eklem sıvısı üretemiyorlar? Bugüne kadar hiç dizler üzerine düşmeyeniniz olmuş mudur? Zannetmiyorum. Bazen düşme sebebiyle, bazense vücut mekaniğimizin bozulması sebebiyle diz eklemi normal yapısını kaybeder. Yani şöyle birbiri üzerine binmiş iki sütun gibi düşünebilirsiniz diz eklemini ve tıpkı bir sirk çadırının ortasındaki o ana direk gibidir. Çevresinde de ona tutunan bir sürü bağlar ve kaslar vardır. Hem dizin altından hem de üstünden gelen ve dizin dört tarafına birden yapışan bu kaslar, bu bağlar diz ekleminin mekaniğini dengede tutmayı sağlar. Bu denge bozulduğu zaman diz ekleminde öne arkaya yanlara ya da şöyle eğilmeler şeklinde bazense dönmeler şeklinde bozulmalar görülebilir. Ama bütün eklem yumuşak dokusu dizin düzgün bir mekanikte çalışmasına ayarlıdır. Yani bir dönme ya da bir kayma söz konusu olduğu zaman diz eklemini büküp açtığınızda arada o menisküs dokuları resimde görüyorsunuz. Bu bağ dokular bozulmaya başlayacaklar. Sıkışarak yıpranmaya, yırtılmaya başlayacaklar. Bir diğer nedense hareketsizlik. Şimdi bunu söyleyince birçoğunuz diyecek ki ben bütün gün ayakta geçiriyorum. Nerede hareketsizlik? Belki birazcık bu kıkırdak dokunun yapısından ve nasıl beslendiğinden bahsedersem hareketten neyi kastettiğimi daha iyi anlayabilirsiniz. Kıkırdak dokular süngerler gibidir. Yani üzerine bası verildiğinde içerisindeki sıvıyı boşaltır. Bu bası kalktığında içerisine yeniden sıvı alır. Eğer siz sabit ayakta durarak örneğin sürekli üzerine basarsanız İçerisindeki sıvıyı boşaltmış halde ve yeniden içeriye sıvı, besin alamaz halde olacaktır. Ya da sürekli oturuyorsanız yine bu pompa sistemi bir işe yaramayacak. Yani diz için en kaliteli hareket tıpkı yürüyüşte olduğu gibi aralıklı olarak bu basının gelmesi ve ortadan kalkmasıdır. Böylelikle beslenebilir dokular. Çünkü içerilerine kan damarları yani tam içeriye kadar nüfuz etmez. Yakınına gelir ve gerekli sıvıyı, gerekli malzemeyi burada bırakır. Hoş içeriye kadar da girseydi çok bir şey fark etmezdi. Çünkü üzerine bası uygulanmış bir damarda dolaşım olmasını bekleyemeyiz. İşte beslenemeyen bu dokular günden güne yıpranmaya başlarlar ve artık yeterli sıvıyı üretemez ya da o sıvıdaki kayganlığı sağlayacak olan malzemeyi üretemezler. Yaralanan dokular kendini yenileyemezler. Vücudumuzdaki tüm dokular kendilerini tamir edebilme ya da yıpranan dokular yerine sağlıklı yeni dokular oluşturabilme özelliğine sahiptir. Ama diz bu durumdayken maalesef bu tamiri ya da yenilenmeyi sağlayamaz. Diyeceksiniz ki diz ağrılarımdan yürüyemiyorum. Nasıl senin dediğin bu mekanizmayı çalıştırayım, işleteyim? Oturduğunuz yerden nasıl yürüyüş yapıyormuş gibi diz ekleminizi besleyeceğinizi öğreteceğim size. Kıkırdak dokuların pompa mekanizmasıyla çalıştığını konuşmuştuk. İşte bu egzersizde oturduğumuz yerden o pompa mekanizmasını çalıştıracağız. Dizinizi böyle 90 derecede şöyle çekeyim. 90 derecede bükülü tutmayın. Birazcık ileriye doğru alın. Elinizi avucunuzun içine dizinizin üstü diz kapağı oturacak şekilde. Şöyle yakın çekim alabilir miyim acaba, yaklaştırabilir miyim?
Evet, bu şekilde elinizi yerleştirin ve şu kemik boyunca, bu kemiğin düzlemi boyunca, yani aşağıya doğru dik değil, ileri doğru değil, bu kemiğin düzlemi boyunca hemen hemen elinize bası uygulayıp bırakın. Bası uygulayıp bırakın. Bası yaptığınız yer bu uyluk kemiğinin hemen son parçası. Üst kondil parçası şurasında gördüğünüz. Elimi oraya yerleştiriyorum. Diz kapağım yaklaşık olarak şöyle parmaklarımın ortasına doğru geliyor. Avuç içim de kemiğin kondil kısımlarının üzerinde. Bastırıp bırakıyorum. Sağlam bir bası bu. Hafif bir bası değil. Topuğumun yere doğru zorlandığını hissediyorum. Bu egzersizi mümkünse saat başı ortalama 2 dakika kadar uygulamanızı tavsiye ederim size. Diz ekleminizin rahatladığını, bir süre sonra ağrıların azalmaya başladığını göreceksiniz. Çünkü dokuların en hassas olduğu şey oraya oksijen gelmemesi, oranın beslenememesidir. Sadece bu beslenmeyi sağlamak bile diz ekleminizi çok fazla rahatlatacak. Sabit ayakta duranlarsa oldukları yerde, şimdi benim yaptığım gibi aslında, dizlerini hafif büküp tekrar kilitleyerek, bu mekanizmayı çalıştırabilirler. Böylece dizleriniz tıpkı yürüyüşteki gibi beslenmeye devam edecekler. Keza oturarak çalışanlar için de durum aynı. Onlarda da değişen bir şey yok. Dizlerinizde böyle bir mekanik bozukluk söz konusuysa, yürüyüş yapmak size iyi gelmeyecektir. Ağrılarınız artacaktır. Yürümek de ağrılı ve eziyetli bir hal alacaktır. Dolayısıyla kendiniz için yürüyüş programları düzenlemezden evvel dizinizle ilgili bu sıkıntıları çözmeniz gerekli. Ancak ondan sonra yürüyüşlere çıkabilir ve diz sağlığınızı koruyabilirsiniz. Diz ekleminin çevresinde çok fazla kas ve bağ olduğundan bahsettim. Belki kalçadan, belki belden gelen ya da ayağınızı burkup incitmiş olabilirsiniz. Bir takım başka etkenler nedeniyle bu kaslar arasında dengesizlik söz konusu olabiliyor. Bacağın içindeki kaslar daha gevşek, dışındaki kaslarsa, bantlarsa daha gergin olabiliyor. Bu da az önce bahsettiğim mekanizmanın bozulması için başlı başına bir sebeptir. Birçoğumuz egzersiz yapmayı sevmeyiz ya da egzersizlerin işe yaramadığını düşünüyorsak yine egzersiz yapmaktan kaçınırız. Ama şunu unutmayın, isterseniz ameliyat geçirmiş olun, isterseniz en iyi doğal yöntemlerle diz ekleminizle o dokuları besliyor olun, yine de egzersiz yapmadan dizle ilgili problemlerin çözümünü sağlayamazsınız. Çünkü bu dengesizliği düzeltmenin iki yolu var. Egzersizler ve fizyoterapi yöntemleri. Fizyoterapi yöntemleri içerisinde benim en etkili gördüğüm manuel terapi teknikleri. Bu takılmaları uzman birinin eşliğinde yapılan düzeltmelerle yerine oturtabiliyoruz bir nevi. Yani diz eklemini olması gerektiği pozisyonu alabiliyoruz. Fakat eğer kas dengesizlikleriniz hala devam ediyorsa yeniden bir bozulma oluşabileceğini de unutmamanız gerekli. Hastalar diz eklemindeki bu mekanik bozukluğu çok güzel tanımlarlar aslında. Kimisi şöyle der, dizimi dönmüş gibi hissediyorum, sanki dizim döndü. Ya da yürürken takılıyor, kilitlenip kalıyor diye söylerler. Ki bu menisküsler sebebiyle de olur. Bu takılmayla ilgili de size basit bir yöntem göstereceğim egzersizlerle ilgili videoda. Ama kaslarla ilgili dengesizlik söz konusu olduğunda ya da aşırı gerilimler söz konusu olduğunda çok fazla işe yaramadığını şimdiden söyleyeyim. Bugün de anlatacaklarım bu kadardı. Dilerim sizler için faydalı ve verimli bir video olmuştur. Eğer siz de böyle düşünüyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve çevrenizdekilerle paylaşmayı, özellikle de birebir paylaşmayı ihmal etmeyin. Hala kanalıma abone değilseniz sizleri de aramıza bekleriz. Bir başka konuda, bir başka videoda yeniden görüşmek dileğiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.